Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. O taraftakiler görüyor zaten, belki görmeyen olabiliyor. Olur mu? Orada da yansıyor. Artık orası şey, kafayı çalıştırıyor. Şimdi ben size bir mukaddeme yapmak istiyorum. Şey, ittifak değil, doğruya inandığım şu söylüyorum. Ya doğru bir söyle, ya sus diyor, sükut diyor. Ben işimi ve sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun. Yani nereden nereye geldi diye. Ne yapmaya çalışıyorum? İşimi sevmiyorum, çok seviyorum. Bazen baygınlık gibi oluyor. Yani çalışırken tahtaya, yazarken, risalede, mektubatlarıma kıyas ederken dalıyorum. Çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum, çok değer veriyorum. Şüphesiz ki bu nimetlerin, yani bu derslerin size kadar ulaşana kadar benim bu bütünlük içinde bir hissem var. Bir hissem var bütünlük içinde. Emeği geçenler çoktur. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Size değer veriliyor. Bu manalar çok mühim, biliyor musunuz? Allah bu kainatı kurdu. Biz böyle sistemi kurduk, çok mu? Dolayısıyla bu iş ne yapmaya çalışıyorsun? İşimi iyi yapmaya çalışıyorum. Gayem şu. Allah'ımızın, peygamberimizin, meleklerin ahireti mesela iman esaslarının üzerindeki ülfet belasını Risale-i Nur'la kırmak istiyor. Allah'ımızın üzerindeki ülfet belası Allah'a örtüyor. Enne ayne zeni abdibi. Kulumun zanı üzereyim veya zanı gibiyim. Yankı mı yapıyor? Ha, böyle yapayım, sen orada otur. Şimdi Allah bizim zannımıza göre bizi tecelli ediyor. Şimdi Rabbim bizim zanlarımıza göre tecelli ediyor. Dün de, geçen hafta da yapmıştık. Böyle peyderpey çıkartacağım, söz vermişti. Zannımıza göre ben kulumun zannı gibiyim, zannı üzereyim, zannı gibi tecelli ediyorum gibi. Allah bizim zannımıza göre olursa ahiret bunun dışında olur mu? Allah bizim zannımıza göre. Senin zannına göre yani. Kulumun zannı göreyim, zannına göreyim, zannı üzereyim, zannını gibi tecelli ediyorum. Kardeşim, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bu gördüğümüz süre hakikatin suretidir. Bu dünya, ahiret ilişkisini hep söylerdim. Odundaki nur duman, odundaki nur duman odunla, suyun buzla ilişkisi, tamam, ruhun cesetle, meleklerin maddeyle, esmanın mahlukat ilişkisi gibidir. Yani odun gibi düşünün, bir odun bak ilişkisi bu dünya. Peki bu dünyanın ahiretin üzerine tenteneli perde. Ahiretin üzerine tenteneli, hep ezberden söylediğim risadeki cümleler. Tenteneli perde. Bu perdenin zan olduğunu gördüm. Zanlarımız. Allah'ımızı bile zanlarımız da örtüyor. Allah zanla örtülürse, ahiret de zanımıza göre. O zaman bu ders bilmesem de olur cinsinden değil. Bir miraç malumatı gibi değil. Miraç dersi bilmeyebilirsin. Tamam. Besmele'nin esrarını bilmeyebilirsin. Yani tabii ki bir çok önemli. Fakat küllat da öyle sertmiş ki bunu. Bu zan doğrultamasak zanı kendi kendini yer. Sırtlan gibi. İnsan kendisini yer.
Yani o kontrol edemezse zannını yer yani adamı bitirir. Şimdi dersimiz... Hasan abi, o zan kendi Rabbini mi örtüyor yoksa Allah'ı mı örtüyor? Ha çok güzel. Allah razı olsun, düzelttin, iyi yaptın. Allah'ı örtmüyor. Rabbimizi oluşturuyor. Herkesin Allah'a bir. Rabbi herkeste farklı. Herkeste farklı. Rab, rububiyet. Ondandır ki zan Rabbimiz. Bu mukaddemeden sonra evde de kullanın, özel hayatınızda da kullanın bu şey cümleyi şu anda. Allah'ın helal ve mubah kıldığı bir şeyi kendinize haram kılmayın. Çığır açılır diye o zaman insan donuk olur. Bilmem nereye gider. Evet çığır açılır. Helal helalı çeker. Haram haramı çeker. Bir video seyrettiniz. Bu video seyrettiniz. Öteki videoyu meydana getirir. Ama terk edersen, helalı şey yaparsan helal helalı çeker. Şimdi tamam devam et sen. Ben şimdi şey vereyim. Zanın altında 4 tane şey var. Özellik var. Vehim, şüphe, cehalet ve bilgi. Şimdi vehmin değeri %1'dir. Bak bu kadar bize cirit attırıyor. Yani psikolojik hastalıkların temeli. Ustad diyor ki maddi hastalıklarınızın temeli vehmi hastalıklardır. Vehmi. %1'dir yani. Peki şüphe ise %2 ile %50 arasındadır. %2 ile %50 arasındadır. Derecesi, ihtimal. Şey ise, zan ise %50'den sonradır. %50. %50 olursa bir yerde zan olur. %90 olursa zan galip olur. %90 ihtimale zan galip denilir. %100 olursa bilgi olur. Zanı bir tanımlama yapacağım. Zan manevi hastalıktır. Yani zanın suizan modunun ifrat ve tefritini göstereceğim açıldığı zaman. Herhalde bu açılır. Evet güzel. Bak şimdi. Ben daha önce anlatmıştım geçen hafta. Fakat göstermedim öyle geçtim. Bunun üzerine çiğneyeceğiz arkadaşlar. En az 30-40 tane dersimiz olacak. Kendimizi kontrol edeceğiz. Unutmayın. Kontrol edemediğin fikir, his, duygu ne varsa seni kontrol ediyor demektir. Seni ne yapar biliyor musun? Sırtlan gibi yer. Bugün psikoloji hastalığının temeli bu. Ben bu yola çıktım dedim ki bu dimağı paramparça edeceğim. Buna ben ya hakim olacağım, ya o beni yiyecek, ya beni işgal edecek, ya ben onu. Böyle çıktı. Ve şu anda sonuna doğru geldik. Vahiy'ye dayandık. Vahiy'i çözmek için uğraştık. Bu kadar şey. Bu zan o kadar önemli ki dibine bak şimdi. Göstererek şey yapacağım. Sorun ya. Zana gelmeden Adem var. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Bu tahta sırf sizin içindir. Ha? Ve özel ders eğitim de yapıyoruz her pazar günü. Yapmanız her pazar sabahı da var. Adem'den vücuda çıktı. Allah emin ilimle çıkarttı. Geçen hafta kaba taslak gösterdim ama ben elimle göstermedim. Tamam. Şimdi bu böyle yapayım. Heh. Adem'den vücuda çıktı. İlim emir. Sonra Adem varlığı yok. Vücudu yok ama var. Vücutsuz vücut. Bu cehennem vardır. Bu taşören şirkettir. Cehennem. Adem'e çalışıyor. O dehşetli cehennem hiçbir şey değil buna göre. Adem'e çalışıyor. Cehennemin de mümessili var temsil, şirket.
şirketin, sistemin temsilcisi. Arşın temsilcisi İsrafil, kürsün Mikail. Lef-i Mahfuz'un Cebrail, Arş-ı Azam'ın Azrail. Sistem yani, tamam mı sistem? Biz de Şecer-i Şirkat'ın temsilcisiydi. Adam da cehennem denilen bir sistemin temsilcisi. Öyle serseriye, tek bir adam öyle kale almayın yani. Bu adam sistemin patronu yani. Ne, CEO'su mu diyorlar? Ha. Sonra o şeytan denilen zat da bize gönderdiği sinyal vesvese. Bunun karşısına sistemi aktif edeceğiz. Adem şeye benziyor, uyku gibidir. Yani rüya değil bak. Varlıktan varlık var mı? Varlığın yok olduğu. Hiçbir şey yok. Var da yok. Yok. Uyku. Yok Adem. Buna benziyor. Şimdi bunun karşısına vücut, cennetin karşısına bilgiyle öyle durmuş, yok olmuş istidat, kabiliyetlerimiz var. Onu bilgiyle vücuda çıkarıyoruz. Şu andaki ders gibi. Cehennemi bir haletimiz var böyle. Kaos, bast, buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon. Cehaletimizi kaldırarak cennetimizi dönüştürüyoruz şu anda yaptığımız şey. Cehaletimiz kalkacak. Çünkü cehalet öyle rezil bir şey ki cehli cehenneme girer diyor usta. 741 sözler. Şeytanın da bize attığı şey mi? Şüphedir. Vallahi meleğe. Onu melekle kaldırıyor. Çünkü melek de üflüyor. Şeytan lümme-i şeytaniyle vesvese veriyor. Melek ilham eder. Bunun detayları var tabii altında. Vesvesenin karşısında da vahiy ve ilham. Bak arkadaşlar. Zanın alt veri tabanı bilgi koy tencereye. Cehalet koy tencereye. Şüphe vehimi zan. Tamam mı? Zan. Görüyor musun ha? Şimdi zan öyle bir şey ki bilgi, cehalet, şüphe, vehim. Zanın aktif hakim olduğunu bilgine hakimsin. Şüphene hakimsin. Vehmine hakimsin. Şüphene de cehaletine de hakimsin. Zan böyle bir tek değil adam. Adam eğer şirkette çalışıyormuş. Görüntülüyor mu burada? Böyle bir adam yani. Tek başına değil. Bunu Allah nasip etti. Zan dimağda. Suizan nefiste. Üstü zan kalpte olduğunu tam mübalağa etmiyorum bu makamda. Böyle uğraşırken bu üç kelimeyi nefis, dima, kalbe koymak için o kadar sildim yaptım, o kadar sildim yaptım. Lemalarla çatışıyor, mektubata çalışıyor, şualar vesaire. Yani düştüğüm zaman yatsıdan sonra dün düştüm hemen uyudum. O kadar zorlandım. Yani o kadar veri tabanları var ki bu kalpte olduğuna dair. O kadar mazik. Şimdi zan. Zan dimağda arkadaşlar. Burada. Bu adamı yakaladık. Bu dima 7 mertebesinin aşağıda yukarı tahayyül tasavvurda. Fakat bunlarla beraber bütünlüğü de etkiliyor. Zan bu. Zan anladık mı buradan? Zan demek vehmin, şüphen. Şüphe kaçtı? %50. %50. %1 vehim. Vehim. %2 ile 50 şüphe. %50 zan. %90'a kadar zannı galip. %100'e şimdi güleceğiz şeye biliyor musun? Bilgi. Seni psikoloji hasta yapan %1 biliyor musun? Yani %1. %1. Bu bizi hasta ediyor. Usta diyor ki bunun ne değeri var diyor. Mesela
vapur batacak, şey sandal batacak diyor, tamam mı? Usta, bu nerede, ne kadar sandal var diyor. Kaç tane var? 1000 tane. Senede kaç tane sandal batar diyor, bazen hiç bakmaz diyor. Bazen ne var? 1 tane yatar batar. Bu gibi yani. Peki senede kaç gün var diyor? 360. Çarp bakalım 360 ile 1000'i. Bir ihtimale bak yani. Ondan korkuyor batar diye. Ya diyor ki ya acaba ben iyi olacak mıyım? Hasta, acaba bozulacak mıyım? Bunlar %1 ya. Hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Bunu gördük değil mi abi? Zan dimağda. Rab ismine bakıyor. Zanı etkileyen veri tabanları da ahlak, nazar ve niyet. Öyle tevafuk etti ki sonra birisini arabada anlatırken bir doktor kardeşe yukarıdan aşağı yazılışında zan olduğunu gördü. Bak Z, A, N, zan. Tevafuk. Yani zanı etkileyen ahlakımız zanı etkiler. Nazarımız zanı etkiler. Niyetimiz zanı etkiler. Şimdi tabi külliyat hulasalanıyor. Şimdi zan, şuraya geleyim. Ustad diyor ki, Adem alemleri Subhanallah der diyor. Vücut alemleri Elhamdülillah der diyor. Tamam mı? Bunların cemi insan alemi bu. Bu da Allahu Ekber der. Yani şu. Kafana kavukavsey, ayağına alemi şehadet. Bu ikisi ortasındaki mahluk olan ben, insan ekber. Buradaki mümessili insan, benim. Böyle olduğuma bakma, şeceri hilkatını. Kaldırdığım zaman 18 bin alem. Şeceri hilkatla beraber Allahu Ekber diyor. Bu bütünlükler. Allahu Ekber de bu. Şimdi bunu etkileyen zanın sağ solu var. Birisi üstü zan, birisi suizan. Biraz da çıkayım. Gözüküyor değil mi? Daha net olacak inşallah. Suizan nefis sistemi. Yani suizan zanın, bu zanın iki kolu var. Suiz nimet, böyle hakikatini buldu mu nasıl coşuyor ya. Suizan. Ne demek suizan? Nefsin sistemi. Şeytan dedik ya, cehennem sisteminin mümessili. Bizdeki cehennem alemlerinin şeytan mümessili, bizdeki karşılığı suizan sistemi. Bu da kalp sistemi, hüstüzan. Bu da dimağdı dedik. Dimağda. Şimdi ben suizandan gideyim. Suizanı Allah niye yarattı? Suizan hem nimettir hem nikmettir. Hem beladır hem nimettir. Şimdi suizanın etkileyen dedik. Yani zanı etkileyen ahlak, nazar, niyet. Ahlakın suizana bakan tarafı var. Suyu ahlak. Ahlakın hüsnüzana bakan hüsnü ahlak var. Nazarın nefse bakan, yani suizan yönüne bakan manayı ismidir. Nazarın kalbe bakan tarafına, yani üst düzene bakan tarafına manayı harfidir. Görüyor musunuz? Bak nasıl oturuyor tık tık tık. Külliyat okuduğunuz zaman da duracak yani. Efendim niyetin suizana bakan tarafı suyu niyettir. Kalbe bakan, üst düzene bakan üstü niyettir. Bak ne kadar fark var. İşte biraz önce yukarıda olan, şurada vardı ya, bilgi, cehalet, şüphe, vehim. Arka, aşağıda topladım. Vehim, şüphe, cehalet, bilgi. Bu dördünün cemine zan. Tamam. Bunu inşallah bir kırmızı yaparsın bu zan şeyi. Hatırına olsun. Bu dördünün cemi. Arkadaşlar, bu zan dördünün cemi mi? İnsanı donukluktan çıkaran zan. Hareketlendiren hakikatların suretidir. Kişilerin aynı zamanda kendi Rableri ve iman esaslarını oluşturur zan. Rablerini ve iman, ahiretini. Ahiretimizin üzerindeki örtüdür zan.
örtüyor. Zanlarımıza göre. Tabi mesela mezara girdik. Usta diyor ki zahirde gözüktüğü gibi zanneder diyor. Kabri zahirde var ya işte mezarlık var, kefen var falan, perdelik daha var. İşte imansızlık var, adam gelmiş, tapozlu, takozda falan. Zebaniymiş böyle, tamam böyle. Sen aşağıdasın, o adam üstte böyle. Yani bunlar hep zanımızı oluşturuyor. Şimdi meğer zanımız, yani bu dördünün toplamı Rabbimizi Allah'a, Allah'ımız nedir? Bizde ne ifade ediyor? Allah bizde ne mana ifade ediyor? Rabbimiz ne ifade ediyor? Allah bize göre nedir? Nasıl anlarız? Üç şekilde anlarız. Dimağımızda Allah nedir? Kalbimizde Allah nedir? İkisinin göstergesi fiildir. Ticaret yaparsan Allah yok. Evlenirken Allah yok. Tamam mı? Kulaklarında iş yaparken Allah yok. Nasıl Allah olacak şimdi? Zan kandırıyor. Diyor ki sen boş ver bunu şey yaparsan, kuyuya atarsan veya paketlersen, takozlarsan, kazıklarsan adamı. Ya sana düzeltirsin. Bunlar hep zan kuyusu işte. Üç tane. Dima, düşünceler, bütünlüğü. Dimada zan, kalpte zan, fiilde zan. Ya verirsin diyor, faiz yap diyor, boş ver diyor o ara bu ara. Bu işte bu. Ya bir şey olur diyor ya, 40 yaşından sonra. Zaten herkes 40'tan sonra ölüyor sanki. Şimdi kılma diyor. Namaz kıldırtmaya zan. Zan içinde beyin var, şüphe var, cehalet var, bilgi yok. Bilgi, ilim yok. Şimdi zan niçin vermiş Allah? Hayvanlarda, çocuklarda zan yok dedim daha önceki derslerde de. Şu yani, bizim seviyede yok. Mesela çocuk anne babasına hemen itimat eder. Zanı yok dedim ama şöyle bir şey var. Tabii o bulup 3,5 yaşına gelene kadar pek zan gözükmüyor. Çok düşük. His seviyesinde. 3,5'ten sonra her şey canlı ve cansız, dişi ve erkek olduğunu anladığı zaman 7'ye kadar zan modu farklılaşıyor. 7'de diyor İmam Ali, 7'ye kadar ticaret yaptırılamaz çocuğa, çırağı gibi. Aklı geliyor. Yani zekaveti aktif oluyor. Bunu çağına kadar devam edelim. Derece derecedir de mesela hayvanlarda da var ama çok basit seviyede hissi. Hissi maaş gibi yani. Bu zan niye vermiş diye merak ettim. Zan bizi donukluktan, hareketsizlikten çıkartıyor. Hakikatların suretidir ve Rabbimiz ve ahiretimiz oluşturuyor. Bunlar, bu zanlarımızın doğru olup olmadığını nereden biliyoruz? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Dördüne ne deniliyor? Edili-i şeriye. Tamam. Ehl-i sünnet ve cemaatın doğruluk ölçüsü. Onun imbiklerinden, onun ölçülerinden geçirince senin malın ilim oluyor. Bak gördün nerelerden geçiyor haberimiz yok tabii. Mesela affedersin idrar çıkıyoruz ama su içene kadar nerelerde nasıl geçiyor? Mesela ben ayakta duruyorum ama bu yediğim gıda nasıl bu hale gelmiş? Bak ilim buraya kadar geliyor. Mesela benim şu anda anlatırken, konuşurken bu imbiklerden, süzgeçlerden, bir yerden geçti, kaynak yaptı, bir yerden delildi, bir yerden uzattı, bir yerden koparttı, çıkarttı. Bugün psikoloji bir ders vardı, çok hoşunuza gidecek. Adem Aleyhisselam cennette imkan oldu da, sen mi dünyada imkan olmayacaksın? Altında bir ders var, atılacak inşallah. Bak, Adem Aleyhisselam cennette imkan oldu. Acımasız bir şekilde bakır mı, altın mıdır? Sen ve ben dünyada imkan olmayacak mıyız? Senin imkanı, Adem Aleyhisselam'ın imkanı yanında hiçbir şey de değil. Düşünebiliyor musun? Atılmışsın. Neresi dünya? Anlaşılan Serendip Adaları böyle Hindistan tarafına atılmış. Hevası, havası da zavallı. Kadına, ey kadın, Havanın imtihanı gibi senin imtihanın mı? Atılmışsın Yemen tarafı. Dünyada bir sen varsın. Gece ne demek, gündüz ne demek, çakal ne demek, su ne demek, yağmur ne demek, güneş ne demek, böyle bir şey görmemiş ki. İlk defa cennetin dünyaya gel ve teksin. Ve Adem de yok. Kadına bak. Bir de kadınlar diyor ki benim derdim var. Derdini yersinler senin. Asiye var. Asiye. Asiye. Firavun'un karısı değil. Yani onun yanında senin derdin var. Gizli Müslüman. O abi beni derse göndermiyor. Evde oku. Üzerine tepende mi sanki? Kamera mı koymuş? İşi, evde oku.
Lan Asiye nasıl Firavun'un yanında İslamiyet'in iş yaptı? Meylev'in derdinin yanında senin dert mi? Musa'nın derdi yanında bizim dert mi? Hele Adem Aleyhisselam deyince acayip ya. Şimdi bir hayal eder misin bu akşam mesela? Cennette imtihan oluyorsun, acımasız. Çakı veriyorlar seni, tanımadığın bir memleket. Hadi bilse dünya. Hadi bilse Türkiye şu taraftadır, bilmem nedir, şu elmadır. Abi şöyle bir fark var burada. Biz burada gayba iman ediyoruz ama orada Allah'ın yanından. Öyle bir durumdan geliyor, cennetten geliyor. İşte ondan zaten acımasız azap çıkıyor. Biz gene bir derece özelimiz var. Ya Rabbi gayba iman ettik. O şuhuttan geliyor. Şimdi biz cenneti bilsek burada yanarız, kudururuz, mahvoluruz. İşte Allah zannımızla ahireti örtmüş. Zan katsa ahiret bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Oraya geçin diye intihar ederlerdi. Onun için Allah kabri mezarlıkla, kefenle, perdelikle örtmüş ki kimse intihar etmesin diye. Lan bu korku meselesini hayatını doğru kullan diye vermiş. Yoksa ölümü düşün de hayatını kabusa ve çevir diye vermemiş ki. Sen niye ölümle meşgul oluyorsun? Neye kabile meşgul oluyorsun? Sana ne? O senin işin değil ki Allah'ın işi. Ne kalp krizi mi öleceğim ne öleceğim? Ne öyle öleceksin öleceksin ama sana ne şekilde öleceksin? Senin işin benim işim doğru yaşamak. Uzun yaşamak değil doğru yaşamak. Bana ne ya? Bunlar hep zan ya. Zannımız kalsa var ya bütün her şey çıplak verir. Zan Burak'tır. Peygamberimiz zanına bindi. Arşa kadar zan Burak'tır. Örtmüş ahireti. Birbirimizi örtmüş. Zan içinde vehmimiz var. Şüphelerimiz var. Cehaletimiz var. Bilgilerimiz var. İşte bu. Şimdi geliyoruz. Zanın suizan. Nefse bakıyor. Ahlak buraya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar bu suyu ahlak. Bak suizan tencereye koy. Suyu ahlak koy tencereye. Mana ismi koy tencereye. Suyu niyeti de koy karıştır. Bunlar ifrat tefrit vasatı var. Bunu şey yapayım. Tefriti ademi kabuldür maddi nefse emmaredir. Bunu da çok zor buldum. Allah'ın ikram etti. Yani maddi nefse emmareyi bulmak. İfratı ise manevi nefse emmaredir. Vasatı nimettir. Yani Allah suizan bidden bile mal çıkartacağız. Gayem o bu de. Heyecanım o. Şimdi suizanın vasatı o kadar nimet ki. Eğer suizan yoksa, vasatı, suizan bizde olmasa, ne kafire, ne harama, ne bidata, nefse emmareye suizan etmeyecektik. Demek ki nefse emmareye suizan edeceğiz. Bidatlara, haramlara, yanlışlara, edile-i şeriye, Kur'an ve sünnetin dışında, icma, kıyas, edile-i şeriyenin dışında her şeye suizan edeceğiz ki imanımız kalsın. La ilahe diyeceğiz, reddedeceğiz, illallah'ta kalmak için. La ilahe, ilahları atacağız. La ilahe, bak bakalım ilah. Sonra illallah'ı göreceğiz. Yani bidatlara, haramlara, günahlara, nefse emmareye suizan edeceğiz, imanımız oluyor. Bak suizan ne kadar nimet. Tabii suizan edeceğiz ya. Bana mı bak? La ilahe illallah desen olur, Muhammedun Resulullah demesen de olur diyor. La ilahe niye oraya atladın? Nasıl atlamayayım ya? Zaten bana atlıyor adam diyor. La ilahe illallah desen, Muhammedun Resulullah demesen de oluyormuş iman. Nasıl oluyorsa? 15. mektupta diyor ki, gelecekte diyor, Süfyan namında bir zat, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini inkar edecek diyor. La ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini reddediyorum demeyecek ki. La ilahe illallah deseniz yeter. Muhammed Resulullah da demeseniz de olur. O işte. Lazcası da bu, Kürtçesi de bu, Arapçası da bu, her şey bu. Adam çaktırmadan gözümüzün içine bakıyor da en büyük saflardan benim ya. Adam şey, adam işini yapıyor. Herkes işini yapsın. Ama takdir ediyorum adamı. Ya olsun adam. İşini yapıyor adam. Sen de işini yap. Ben de işimi yapmaya çalışıyorum. Ondan karşınıza böyle en iyi çıkmak istiyorum. Çünkü işimi çok seviyorum, sizi de çok seviyorum. Yalan söylemiyorum ben. İşimi çok seviyorum, size çok değer veriyorum. En iyi istifade etmenizi istiyorum. Faydalı çıkmanızı istiyorum.
Rabbimizin ve ahiretimizin üstünün açılmasını istiyorum. Ülfetimizin kırılmasını istiyorum. Daha böyle yakın olalım Allah'a. Allah'a ulaşılmaz değil. Şimdi şuraya üstü zan tencereyi koyduk. Üstü zanı koy. Üstü ahlakı koy. Mana harfi koy. Hüsnü niyeti de koy. Karıştırdık mı abi? Bak ne çıkacak şimdi. Bu hüsnü zanın her şeyi iyi değil. İfratı var, vasatı var. Tefriti kendini ölçü yapmak. Yani kapsız dima. Şu dima kaptan kopar. Tefrit. Zeki. Zekiler intihar ediyor. Geri zekalar, çocuklar, aptallar, çocuklar intihar ediyor. Zeki. Niçin intihar ediyor? Kontrol edemiyor ki. Korkun. Arkadaşlar ezber konuşuyorum. Tefekkürlerden çıkarıyorum. Bak öyle bir düşüncem var ki düşüncem. Kontrol edersen Burak gibi olur. Diksik diksik istediğin yere gidersin. Onun için eğer o düşünceni kontrol edemedin mi seni hiç affetmez. Daha hayal yerlerinden biliyorsun sırttan hayal yerlerinden yer. Ulan gitti aslan gibi boğazdan nefesini kes adamı, hayvanı, keçinin vesaire. Git oradan yer. Canlı canlı hayal yerinden yer. Bize simgedir. Sırtlan gibidir kontrol edemediğimiz düşünceler ilk önce hayal yerimizden veya midemizden girer. Kontrol edilemeyen o vehmi düşünceler. Ondan sonra acillerde bile duramazsın. Fren bile tutmaz. Doktor sana şunu yapmak zorundadır. Doktor kardeşlerimiz var affetsin kusura bakmasınlar. Doktor sana şunu yapacaktır. Başka ne yapsın yani adam? Bu rahat etmen için başına bela nedir? Zeka ve akıl. Lan devre dişi olan adam rahat etsin. Bize aklı devre dişi yapınca ilaçta böyle. Öyle leylemin bu işte tedavi. İslam ve Kur'an benim anladığım tam tersini aklı ve zekaveti devre dişi değil kıblesine koyar. Yakilun, takilun, efele tefekkerun, efele tedebberun. Ama artık kontrol edemediği zaman mecbursun. O tabime ne yapsın? Laf dinlemiyor. Seni de ben de o zaman ilaç vereceksin. Ben normal insanı diyorum. O zaman ilaç vereceksin. Tamam. Sen laf da dinlemiyorsun. O zaman uyu. Sen uyanmak başa bela. Çünkü uyanmak demek aklı ölçü yapacaksın. Bak burada çok insan görüyorsun satanın. Lan hasta oluyor buradan çıkmıyor. Dibimden çıkmıyor. Benle namaz kılıyor temas edeceğim diye. Düzelince bak yok. Düzelince gelmiyor. Namazda yoktur. Yani Allah boşuna vermiyor tamam mı? Sana da bana da. Böyle ya abi nasılsın iyi misin? Hayırdır söyle bir derdin mi var? Bir tanesi dedim. Yok abi halatı sorayım. Allah Allah fe subhanallah. Bana halatı sorup da telefon edin var mı ya dedim anlamda. Tamam iyi nasılsın? İyi tamam kapattım. Ya abi bir dakika dedik aramış ki bir şey sorayım. Lan onu söyle lan başta söyle. Zaten şüphelenmiştim. kontrol edilemeyen her şey sizi kontrol ediyor. Şimdi hüsnü zanın, bak şurayı kaçırmayayım bir daha. Tefriti kendini ölçü yapmaktır. Pergel insan koydun, ben merkezli. Kapsız, yani buradan aşağı bima. İfratı nedir? Sebepleri tesir hakiki verir ve onları ilahlaştırır. Adam ilah olmuş. Bir tane söyle diyor abi de Amerika'dan çıkan bir dergi var. Adamın ayakkabısıyla su içiyorlar. Ayakkabısını parçalıyorlar, kaynatıyorlar, su içiyorlarmış. Hakikaten öyle olan. Biraz da birisi verseler ya. Şifadır da. Ayakkabı. Ne Resulullah'ta var, tobe, ne sahabede. Peygamberin hayatında. Allah Allah. Ulan dünyanın imamını duydum da. Kainatın imamı da acayipmiş ya. Nereden çıkıyor? Niye diyorsun? Kardeşim, Kur'an'da bir şey anlatırken simgesiz, sembolsüz anlatmıyor. Kısalarla anlatıyor ki kalsın. Bu o. Yani hüsnü zanın ifratı sebeplere tesir hakiki verir. Tesir hakiki elmeği ağaçtan, sütü sığırdan, feyzi, kemalatı şahıstan. O zaman ilah oluyor. Yok abi elmayı ağaçtan değil Allah'a ona veriyor. Tamam peki hocayı, şeyhini, liderin abini ilah yaptın. Nasıl anlarız ilah yaptığını? Senin karşına edile-i şeriye koyuyorlar. Bak kitap sünnette zıt. Ne yaptı? Sebepleri tesir hakik verince ilahlaştı. Sebebi hüsnü zanın ifrat modundadır.
Peki bunu aktif eden kim? Şeytandır. Her şeyin ifratı şeytandandır. Tefriti nefse emaredendir. Vasatı Rahman'dandır. Şimdi bak vasatına geliyorum. Vasat. Vasatı neymiş üstü zanı? Şeriat dairesinde muhakeme ve muvazeni bırakmaz. Bir eline kantarı, muvazene, benzin. Bir elinde metreyi. Koyar. 49. sayfa muhakemattaki cümleleri bana söyleyebilecek var mı? Edile-i şeriyenin içerisine, cemaatimizin edile-i nüriyesi var. Muhakemat 49. Lububun dayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesi mizansız. Çok aldanır, virgül çok aldatır. Edile-i nüriye 4. O da şu. Şeriat dairesinde bir elinize metreyi, bir elinize kantarı. Ben herkesi onunla tartacağız. Niçin? Nereye göre ne doğrudur? Ha, kimsenin ahireti yok ki. Allah'ın ahireti var. O zaman onu ölçeceğiz. Suret, siret, mülk, melekut cem eder. Yani üst uzanın suretine bakarken siretini de seyreder. Mülk de melekutu beraber adım atar, görür. Yani mesela buraya geldin, kanaat ediyorsun, yarım saat, bir saat, böyle oturmaya sıkışıyorsun. Niye oturuyorsun? Mülkteki hareketi melekute göre. Buradaki hareketin ruhuna göre yapıyorsun. Ya dünyadaki bu davranışın, biliyorsun ki ahirette böyle olacak. Ondan dolayı. Bunu yapabilen dünyadaki günahları yapmamakta sabreder. Farzları yaparken de sabreder. Edebilir yani. Çünkü niye? Dünyaya ahiret için bakıyor. Şöyle düşünün. Dünya ahiret nerede? Odunda. Duman, nur, nar. Ateş. Değil mi? Isı, renk, duman. Nasıldır? Dünyada ahiret böyledir. Ahiretin sureti böyledir. Ahiretin hakikati. Şimdi ne yapacağız? Muhakemat-ı Kur'aniye'nin, ondan sonra geçiyorum cümleleri. Muhakemat-ı Kur'aniye'nin mizanlarıyla. Sünnet-i seviyenin terazileriyle amal hareketlerimizi ve hatıratını, düşüncelerini daima Kur'an'ı ve sünneti ölçüyor. Ha? Şimdi tek tek cümle okuyacağım inşallah. Bize verilen libaslar, zan. Şimdi biz bu dünyaya insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik. Bulu çağına kadar insanız. Allah insan kabul ediyor. Bulu çağından sonra kelam-ı berhmada ya dip ya insan ve daha âlâ çıkıyor. İnsan. İnsan bu dünyada bir çekirdeğe benzer. Ağaç değil. Ağaç orada olacak. Tamam mı? Şimdi çok güzel. Gafur beceri biliyor muyum? Maşallah. De yeni aldık daha. Aldık. Bak şimdi. Görmenizi istiyorum bak. Değmez mi bu cihaz böyle görmeni? Bak sana ne giydirilmiş. Bak arkadaşlar. İşte ey kendini insan zanneden insan. Bak zanneden. Sen kendini insan zannediyormuşsun. Bak sana verilenler. Orada uzun uzun anlatıyor. Nerede? Lemalar 100 kaç? 35. Defterin 176. sayfasında metniyle tafsilatı anlatıyor. Tamam mı? Şimdi bak ne giydirilmiş. Gömlek. Atlet, vücut gibi bak. Sana vücut gibi dinmiş. Varlık. Sen yoksun da. Sana verilmiş. Ağla bunu giy. Hayat giydirilmiş. Sana insaniyet verilmiş. İnsaniyet. Hani deriz ya gündelik hayatta olan insanlığın ne oldu ya? İnsanlığını kaybettin. Yazıklar olsun lan insanlığına. İnsanlığını kaybettin. Kim? Hey sen. Ha, senle insanlık farklı. Gömlekte ben farklıyım. İnsaniyet, İslamiyet, imanı tahkiki, marifetullah, mavetullah bunu özel asıl imamına vermiş iki tane. Bu çok özeldir. Ustadımıza verilmiş. Bana diyor ki diyor ustad, ilmi Kur'an'ı ve hikmet imani verildi özel. Çünkü niye verildi diye merak ettim. Senin ne özelliğin var dedim. Aa sorguladım ha. Ne özelliğin var? Dedi ki bana, yani klasa ediyorum. Ben dedi, Lut kavminin adeti, Semud kavminin adeti, Ad kavminin adeti yok mu gene?
O zaman diyor, o tarihlerde düzelmesi için peygamber lazım. Değil mi? Lut kavminin pisliğini kaldıracak bir peygamber. Şimdi peygamber yok ama bu adet var. Ha, öyle bir hakikata, öyle ismi Lut aleyhisselam mazhar olduğu esma, ismi azama bu da mazhar olması lazım. Niye? Sen buna, sen buna vazife veriyorsan yetki de vermen lazım. O Lut aleyhisselamı hangi esma ile mazhar etmişsen, vazifelendirdiğin kişiyi de o esmaya azami derece mazhar çıksın. Yapsın da vazife. Bana bu binanın yönetimini veriyorsunuz ama yetki vermiyorsunuz. Ya nasıl yöneteceğim? Hem mükafat vereceğim buradakilere hem ceza da verme yetkim olması lazım. Mesuliyet veriyorsunuz, yetki vermiyorsunuz. Olur mu şimdi? Ha. Dolayısıyla bu ikisi verilmiş. İnsanlık sana verilmiş. Eğer çıkabilip sahiplenebilirsek. Yoksa dip oluyoruz. Şimdi geç abim 261. Ne risale? Ne demedi ya? Bunları nereden çıktı? Biliyoruz da ben her tarafa bazen konferansa, cumalara çıkıyorum. Her tarafı çağırıyorum. İnanın öyle bir şey yok ya. Olsaydı ben yapardım ama buraya gelmezdim. Tamam mı? Şöyle biraz daha. Şöyle büyüt Hasan. Tabiatı mücit zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar. Çıkarımlarım. İnsan olabilmek için iman etmek şarttır. Hani insanlık sana verilmişti ya. Ama biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik. Bulut çağına kadar insan kabul ediyor Allah ki cennete koy. İman etmesen diyor, insan değilsin. Çünkü onlar diyor kelenamu belhuma da. Daha dip değil mi? Hayvandan daha aşağıya. Hayvandan daha aşağıya. Neye benziyor? Yoğurt bozulsa yenir. Süt bozulsa yenir. Hep risaldeki misaller. Ayran bozulsa da yenir. Hepsinin özü olan tereyağı bozulursa zehir olur. Şimdi bak Lemalar 183'ten okuyoruz abi. Tabiat-ı mucizan eden insan suretindeki ahmak sarhoşlar. Ahmak. İnsan olabilmek için iman etmek şart. İki çıkarım. İnsan suretinde insan olmayanlar var piyasaya, dikkat edeceksin. Tamam mı? Şimdi en belirgini şimdi size söyleyeyim. Ama yapmayın ama yapın. Yapmayın da yapmayın. Metrolarda ve Marmaray'da metroya bindiğiniz zaman suratlara bakın. Yani ya çakal ya domuz ya tilki ya bilmem ne. Yani acayip. Şimdi abi onu ben insanda beceremedim de kediler de becerdi. Bu Harun'un kedisiyle benim kedim arasında sima farkı yok. Bunu hiç biraz az yine yapıyor. Şimdi ne yapıyor? Hayvanlar taalümle tekemül etmek için gelmediğinden hayvanlar değişmez. Terakkisi tedenisi yok. Almanya'da yurt dışında burada da fazla yoktur. Köpek gezdirenlere bakın. Sahipleri köpeğe benziyor. Eğer benzemiyorsa daha yeni almıştır veya emanetin gezdiriyor. Çünkü ben onu sordum. Ne dediler biliyor musun? İsmail bilir bak Almancı. Ya dedi bunu abi dedi sormayalım. Nah, sal işte bir şey olursa ben ederiz yani. Abi ya falan hakaret ederler. Ya sor. De ki. De ki buna durdurduk kadını. Ya bu taahhülerde ne yetiştik. Bir şey sorabilir miyim dedi. Soruyor dedi arkadaş. Beni ver. Buyurun dedi. Ya siz bunu emanet mi aldınız? Yeni mi aldınız? Arkadaşımın köpeğini gezdiriyorum. Aynı böyle yalan söylemiyor. Ondan sonra peki niye dedi sordunuz merak ettim dedi. Tamam. Çünkü dedim benzemiyorsun. Aynı o da güldü kızmadı biliyor musun? Bir tanesine sarılık siz onu ya dedi kızmasanız bir şey diyebilir miyim dedi falan. Ona da şey yaptırdım Aslan dedim. Dedim o kadar benziyorsunuz ki çok teşekkür ederim dedi. İltifat zannediyorum. Memnun oluyorlar. İnan. Karısını ya şey, kocasını yana karısına desen ki ya ne güzelsiniz. Ve adama desen ne güzel karın var. Sana deseler ne yapardın? İlk önce bir kafa değil mi? Ve çok teşekkür ederim dedi. Öş diyor hakikaten. Odamıza denilir tamam mı? Öş acayip seni ya sana diyecek ki hanımına berabersin. Bacın kızın anne. Ne güzel hanımın var.
Öyle mi Şeyh İsmail? Aynen. Garson, garson. Biz Dübran-ı Sadık'ta biz demedik de öyle denilmez mi ha? Rastladık. Şimdi bana şey sıkıyorlar. O meyve çeşitleri var ya. Şeydir. He? 3-4 tane. Hemen 2 tane şey yapıyorum. Ne yap? Sıktır. Orada içiyoruz. Geldi dedi. Bizim o arkadaş bir hemen de kıpkırmızı oldu. Abi. Ne oldu dedi. Buna. Abi dedi ki garson. Ya ne güzel hanımınız var hanımefendi. Ne güzelsiniz. İkisi de teşekkür etti dedi ya. Yapma ya. Demek ki ben Almanca bir sınav kafa yönelteceğim ya. Allah Allah. Bir kendinizi koysanız mı? İşte hayvanat bahçesi. İşte temiz ettik şimdi gelemiyoruz ya. İşte sen gel. Ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde. Bak hiçbir şey dokunmuyorum külliyata. Bak görüyor musun? Sen, işte sen gel. Ahmaklığın bir cehaletin bunların bütünlüğü en aşağı derecesinde. En yüksek akıllı kendini zanneden, zan geçenleri topladım ha. Adamları gör ve dalalet, insanı ne kadar maskara ve sufli eçel yaptığını bil, ibret al. Şimdi buradan çıkarımımız. Tamam mı? Dalalet insanı maskara ediyormuş buradan, sufli ediyormuş, eçeli yaptığını bil, ibret al. İki. Kişi ahmak ve cehaletin en aşağı derecesine iten, kendini en yüksek akıllı zannediyormuş. En aşağı inen kişi kendisini en yüksek zannediyormuş. Peki, ben kusurluyum, eksiğim. Derece derece ahmağız. En dipte olan en yüksek zanneder. Ortalarda olan kusurunu anlar. Şöyle diyeyim. Abi ben çok kötüyüm dedi bir tanesi telefonla. Abi çok kötüyüm. Lan iyisin işte elhamdülillah. Abi anlamıyor musun ya çok kötüyüm. Ha doğru. Kötü olduğun tarafın var bu taraf. O kötülüğünü anlayan hangi güzel tarafın var senin? Gördün mü bak şimdi. Kötüyüm. Kötü. İyi. Hani bir iyi tarafın var ki senin kötülüğünü anlamış. Eğer rezil olsa adam kepaze olur. Hiçbir şey anlamaz. Kendisini miskember zanneder. İşte eğer biz hepimiz deliyiz. Deliyiz tabii. Mesela bak hadiste geçiyor. 13. şu adam. Küllü nasu mecnunun ala kaderiyle hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir ama delilik derece derecedir. Ne demek o? Allah'a ve ahirete inanacağız. Bu dünya her an bitecek. Her şeyimizde nefeste ne zaman çekileceğimizi bileceğiz. Rahatça o televizyondaki videoyu seyredeceksin. İnternetteki onu seyredeceksin. Ahmaklık değil de delilik değil de nedir? Küllü nasu mecnunun ala kaderiyle hava ihtilafil cunun. Yani ne kadar seyrediyorsak o kadar cununuz. Ha, anladıksa derecemiz var. Dipte olan zirvede zanneder. Ölçü o. Kişi ahmak ve cehaletin en aşağı derecesine inmişse, inmiş iken kendini en yüksek yerde zannediyor. Bu bilin ki ahmağın dibidir. Ahmak çok acayip bir şeydir. Hazreti İsa tanımlıyor. Ahmak. Ben diyor cüzamı körü ölü düzelttim. Değil mi? Fakat ahmağa çare bulamadım. En kötü. Vallahi ahmak acayip. Başka bir ahmak çeşidi söyleyeyim. Ahmağın aşık ve eşit. Beni biliyorsunuz. Ne kadar komünistin iman ettiğini yanında vallahi adedini bilmiyorum. Maocu, komünist vesaire. Ne kadar yanında ben meşgul olmadım da arkadaşlar meşgul oldu ama ille pastör yani hocanın yanında ilan edeceğim dedi. Ne kadar Alman'ın yanında kadın veya erkek iman ettiklerini işe şehadet getirdiklerini adedini de bilmiyor. Allah razı olsun o Almancı kardeşlerimizden. Yani hizmet ettiler ille abi böyle ille kadın şeyi tutturdu diyor mesela. O Münih'teki de o. Bir de Bremen'de yaşadık ki Amerikalı var. Amerikalı mesela. Beraber işte bak. Ne kadar Alman'ın Müslüman olduğunun adedine inan bilmiyor. Fakat bir Vehhabi'nin, bir Şia'nın, FETÖ'cünün Ehl-i Sünnet'e samimi döndüğünü bilmiyor. Yani konuştuğum kişilerden. Bir Şia'nın, bir Vehhabi'nin. Yani mesela şu anda aramızda var yani. Var ama ayakları başımın üzerine. Ta o 17 Aralık'tan tak bitirmiş. Hiç ondan endişe etmez. Fakat bu 17 Aralık
Hele hele 15 Temmuz'dan sonra döndüm diyene inanma. Bir Vehhabi'nin, bir Şia'nın da döndüğüne ben şahit olmamışım. Koyun kenara. Meşgul olmayın. Onların temsilcileri var şimdi biliyorsunuz. Nasıl ki size 2012, 2013, 2014'te tokat yiyecekler, 15'te yemeyecekler, 16'da yok olacaklar demiştik Risale'de. Aynı şeye itimat edin bu sözümden bu sözümü. Çünkü Şia projesidir. Niye anlatıyorsun? Kardeşim, dersin içini dolduracağız. Kim darlanırsa darlansın. Şey, öteki sayfa geçti, sen gel, ha, öteki Dalalettin insanı maskara, ha. Orayı okuduk, 262. Mesela bu 15. şu anda Hüccet Üzerra'da Şam, İran, İstanbul fethi diyor. Tamam, şimdi ona girme Osman. Güzel hissedin. Zanda mıyız daha hala? He? Zanda mıyız daha? Zandayız. Maskeri gitmedi değil mi? Tamam, tamam, tamam abi gitmeyeceğiz, merak etme. Tamam abi, hiç endişe. Bir şey aklıma geldi. Adem Aleyhisselam. He? Cenab-ı Allah isimleri öğretiyor ona. He? Bakara suresi 31-33. Ayet. He? Ondan sonra dünya ihraç oluyor. He? Yani isimler zan olabilir mi ona? Ta ki dünyada zor çekmesin. Harika bir soru. Zansız mutlak bilen ancak Allah'tır. Bizim her bilginin içine zan var. Mertebelendiriyor. Çünkü zan içinde cehalet yok mu? Cehalet ilimden kaldırın, ilmi nihayetsiz yok. Allah'ın kudreti niye nihayetsizdir? Çünkü acizlik yok içinde. Allah'ın ilminin kudretin içerisinde acizlik yoksa kudret sonsuz olur. Allah'ın ilminde niçin sonsuzluk var? Çünkü cehalet yok. Bizim ilmimiz niye derecelendiriyor? İçinde cehalet var. Cehalet nerenin şubesiydi? Şıkkı. Zan. Zansız bilen ancak Allah. Peki Havva validemize mesela isim öğretmedi Cenab-ı Allah. Değil mi? Evet. O nasıl orada muhafaza oldu? Adem Aleyhisselam diyelim ki isim... Vallahi Havva validemizin yanında arkadaş değildim ama. Şeydi, gene kırpıntı almış. Mesela Adem validemizce... Ondan mı aldın? Adem babamız, evet atıldı ama şu, evet. Şu var. Peygamber donanımı vardı yani. Gene eşyanın, elmanın, şu mikropların şeyi biliyordu. Ama en şeyi dünyada tek. Buluşmadık. Tabi dünyayı da dünya olduğunu peygamber ruhuyla, ilmiyle keşfetti. O çok iyi biliyor ki ben tekim, hava da tektir. Ama ya şöyle düşünün, evli misin? Kaç çocuğun var? İki. İki. En ufak kaç yaşında? 9. Büyük? 11. Kaç hafta durabilirsin çocuklarını görmeden? Yani durabilir mi? Bir iki hafta. Evet durun. Yatar değil mi adamın? Bir sene durabilir misin? Çok şartlara göre değişir ama. Tabii. Mesela değil mi? Şimdi 600 sene. Ama 600 sene duracaksın da demenmiş. Limiti yok. Allah tamam dedi dur. Yani mutlak olsa daha berbat. Nasıl bir ruh? Gafil ve kendi kendine malik ve başıboş kendini zanneden. Zan kendine dönük ki tefrit mertebesi. Zan sistemdir. Zanın kendine dönük olmasının gaflet insana kendi kendine malik, başıboş kendini zannetmesi. Bu sebeplerden zanın yönü kendine dönüyor. Zannın ilk önce yönü insandır. Ve bu üç sıfattan dolayı gaflet, kendi kendine malik zannetmesi, kendini başıboş zannetmesi, bu üç sıfattan dolayı zannın tefrit moduna insan giriyor. Tefrit moduna niçin giriyor? Hani o çizelge vardı ya. Bundan dolayı gaflete dalıyor. Kendi kendine malik zannediyor, ben bana yeterim zannediyor. Bu aklı yapana aklı teslim etmiyor. Bu eli yapılırken bu elle yapılmadı. Bu elden önce el olacak. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Başka bir göz olacak. Aynı bunun gibi bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. İşte bu aklı o akla bağlarsan ki vahye
akıllılıktır. Bu akıl bana yeter dersen, vahye bağlanmasan zekiliktir, başına beladır. Psikolojik hastalıkların semeni budur. Bunları bilirsek teslimiyet oluyor. Tabii ya. Diyecek çünkü bak bu misal unutma. El, göz, kafa. 25. kare yapayım da unutmayasınız bak. Kafayı unutmasın artık böyle şekilde beraber. Bu el yapılırken, bu el kullanılmadı kesin. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akıldan, bu elden, bu gözden, bu akıldan önce başka birisi olması lazım. İşte bu aklın özelliği, اِلُونْ تَعْقِلُونَ اَفَلَا تَفَكَّرُونَ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ gibi ayetlerle bu aklı, aklı yapana teslim etmek akıllılıktır ki bunun adı vahiy. Aklını başına al, yani vahiye tabi ol. Ben bana yeterim zannı zekavettir, bela orada. Ne kadar zekiysek, yani vahiden kopuksa, ama medya ne yapmış? Zeki insanları pompalamış, iyi bir şeymiş gibi. Çok zeki. Akıllı mı? Akıl önde olur, zeki aşağıda olursa harika, roket gibi gider. Ama zeki önde, aklı aşağıda ise hiç şansı yok. Nasıl intihar edeceğini hesaplamam. Şansı yok. En çok olan tabakanın bir tabaka zekiler. Evet. Hadis de öyle diyor. Zekiler girecek diyor. Efendim abi? Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in refrefe bindi gitti. Refre değil, önce Burak. Yok yok, refrefe bindi gitti diyor ya. O refref bindi gitti de zan var mı? Yok, orada zan yok artık. Zan, bak. Çizebilir miyiz burada bir elle? Bana bir sefer açabilir misin abi? Ha? Şöyle bir... O zaman... Ha, bak şimdi. Bak abi. Kalem alayım. Tamam. Bak şimdi. Şey için sordum abi. Ne yani için? Zansız Allah'tır yani. Evet. O zaman zansız ne olur o zaman? O zaman bak aslına dönüyor bak. Allah deyince Esma'daki Allah'ı mı anlayacağız abi? Yani Esma'ya mı? Nur Esma zaten. Şecere'yi hikat haritası açsaydınız zaten abi. Efendim abi? Şecere'yi hikat haritası açsaydınız üzerimde gösterebiliriz. Yo çizeyim. Şuhud olduğu için mi zan yok? Şuraya da şuraya geleyim. Hepiniz alacağım ben. Yani ana kargas yapıyorum. Cennet. Cehennem. Yani daha şey yapmayayım. Kürs. Atlıyorum tamam mı? Alemi. Şehadet. Bak arkadaşlar. Burak. Tamam mı? Şuraya kadar arş ve arş azamı. Arş azamı. Bu arş. Allah-u Alem burası Cezbi Rahman. Cezbi Rahman'dan ne anlayacağız abi? Akrabiyet mi? Evet. Akrabiyet ilahi. Refrefte yok. Akrabiyet. Şöyle diyeyim. Kalemim bu muydu? Ben gene buradan alayım da kalemimi. Akrabiyet ilahiye şey de alayım.
akre akrebiyeti ila hiye. Artık idare edin. İla hiye. Şuraya i koyalım. Derdi. Şimdi buraya kadar Burak. Sanlarımız. Bunlar Celbi Rahman, Cezbi Rahmet, böyle bir tabirler var. İçerisine girmek istemiyorum. Bir aklı çeken başka bir şey. Akılsız gitmedi. Yani evet burada bıraktı ama yani akıl kutsihat mahiyeti burada. Soracağın için söylüyorum şimdi. Bir kalbin Cezbi Rahman'ı var, ruhun Cezbi var. Buraya kadar geldi Peygamber Aleyhisselam. Şuraya. Genel şey yapayım. Yani şuraya kadar geldi. Geçelim. Nerede kalmıştık? 262 mektubat katibinden diyor. 262. 62 olacak. Açalım. Yan taraf kapatır biliyor musun? Sol taraf. Sol taraf kapatsın daha geniş olsun. Ne oldu? Sol taraf kapansın daha geniş. Biraz da kapat. Şöyle. Nerede mektubu? Şu. Mektubu katip zanneden, katip ve mektubun içinde tahayyül etmeye başlar. Görüyor musunuz? Yani Allah'ın mektubu ağaç, ağaç fail kabul ederse, elmayı ağaç verdiyse, onun sahne ağacın içinde zanneder. Katibi mektubun içinde tahayyül etmeye başlar. Üçüncü adım da ise ne oluyor? Mektubu hayal tevhüm eder. Baktı ki Allah'a vermiyor. Ulan ağacın da elma yapacak bir özelliği yok. Ya bunu herhalde ilahi içinde, onun da kafası yatmayınca der ki ağaç hayaldir. En son aşamasında ise hakikatin hakiki yüzünü göremez olur. Bir üst mertebe ve makam otomatik olarak alt makam ve mertebeleri de kullanabilir. Bu makamda zan tasavvurda görünüyor. Yani niçin koyduk bunu? Dimağdaki zan böyle çalışıyor kafirin. Bizde de öyle çalışır. Vahide koparsa bak. Elma mektuptur. Ağaç. Bu elma burada inşa edildi. Allah vermesen bunun ustası içinde. Bunun olmadı. Nasıl olacak ya? Ağaca akıl verdin. Kimyager verdin. Fizikçi verdin. Çok acayip. Kainata tasavvur etmesi lazım. Bu kafası yatmayınca o zaman der ki ağaç hayaldir. Zannediyor. O zaman bu mevcudatı hayala çekenler var ya, dima esas alıyor. Kalpten kopuk zan artık eşyaları bu akılla çözmeye kalkınca, hani Gazali demiş ki her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olur. Zan kişiye mani ismiyle mani harfi zannettiriyor. Bunun neticesinde de ne yazıyor? Batmayı, kaybolmayı, ne o? Şuhud ve uyanmak zannediyor. Yani mana ismiyle mana harfi birbirine karıştırıyor. Yani şu, Allah hesabına mı bakıyor, nefis hesabına mı, kendi ölçüsüyle birbirine karıştırıyor. Eğer manayı harfiyle bakarsa elmaya, Allah mana harfiyle bakarsa Allah adına bakar. Kendi nefsiyle bakıyor. Yani Allah hiç hesaba katmıyor. Elime dönüştürün. Evde Allah hakim değilse, evde manayı ismi var. O kavga eksik olmaz. Ama evde Allah'ın emaneti diye bakarsam ben emişim, Allah'ın emaneti değil midir? Allah'ın da ikramıdır da çocuk, değil mi? Nimetidir. İkisi emanet vermiş. Emanete niye ihanet ediyorsun?
Pazar sıkıntı çekeceksin. Allah'ın emaneti bu. Birbirine karışırsa manayı harfiyle mana ismi. Bu arada saat kaç? 13. Tamam, o zaman şu sayfayı bitirelim. Birbirine karışırsa o zaman aşağı suudu, suud şuur değil o. Dibi yukarısı uyanmak zanneder. Demek zan mana ismi, mana harfi zannettiriyor. Aynı zamanda zan doğruluğun sağlamasıdır. Doğru bildiğini doğru bildiğini tahkiki olmasına vesile olur. Yani bir bilgi vardı ya zanın içinde bilgi. Onda da bilgi ama acaba neyi nesidir ondan da şüphe ederse bu sefer ilim bilgiye döner. Hiç unutmayın. Vesveseden vesvese edersen vesveseden kurtulursun. Şüpheden şüphe edersen şüpheden çıkarsın. Zanlı da zannedersen zandan çıkarsın. Yani dünya hayatını esas yapanın cehennem kabusu olur. Bu böyledir. Zanlı zannetmek sureti hakikate döndürmek midir? Evet, zanlı zannettin mi sureti hakikate döner, zanlıktan çıkar, basamak olur, burak olur sana. Vesveseyi vesvese kabul edersen, vesveseden vesvese edersen, vesveseden çıkarsın ne olur? Tahariye, tahariye dairdir, ciddiyete vesiledir. Lakaytli atar, teavunu defede, teyakkuza sebep. Hasan abi, bu soracağım soruda şüpheyle ezan ne ilgisi var, bunu bir açıklar mısın? Hazreti Ali Keremullah Başu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ya Resulullah, bana cenneti de, cehennemi de, sıratı da gösteren imanımda hardal tanesi kadar bir artış olmaz. Bunun zanla şüphe... Şimdi nasıl? Şimdi zan bir sistemdir, terkiptir. Bir yemek, taze fasulye gibidir. Yağ var taze fasulyede. Su var, soğan var, ocakta var, emekte var. Böyle bir terkip. Zan. Şimdi şüphe zirve yapar. Şüphem yok. Ama vehimden kurtulamaz. Bilgi var, bir de cehalet var. Yani şey göstermişti mesela %1 ihtimal vehimdir. Her şeyde. Yani acaba dedin %1, ona ihtimal verilir mi? Acaba ölecek mesela ben kalp krizden ölecek miyim? Vehim bu. %1 ihtimal. Ama zanınla şüphe arasında şu. İçerisinde, zanın içerisinde bir birimdir. Şüphen iyi. Ama cehaletin derecesi mesela diyelim ki şöyle diyeyim. Şüphen %2'ye düştü. Vehmin %1'de. Cehaleti %70'de. Bir de bilgim var. O da %40. Karma oluyor. Toplam 4'e bölüyor. Yani zan tek şey değil. Şüphe, araç, zan, sonuç gibi olabilir mi biraz hani? Gibi. Şöyle diyeyim. Bir bana bir sayfa, boş sayfa verir misin? Boş sayfa. Hasan abi bir de bir son soru bu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam işte Cenab-ı Allah diyor ki nasıl yaratıyor? Ya İbrahim inanmıyor musun? Oradaki yani çok güzel. Bak şimdi. Peygamber dahi olsa, peygamberimiz dahi olsa zansız yani içinde cehaleti olmayan bir ilimsiz bilmek olamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da arşa kadar zanlarıyla gitti. Bak şimdi toplam şu. Zan. Kalem alayım. Nerede? Tamam. Şimdi ne oldu? Yanlış mı bastım? Soru işte. Vehim. Bak toplayacağım şimdi. Vehim. Şüphe. Cehalet. Bilgi. Bunun şuradan alayım.
Matematiğini yapacağım ha. %1. Yüzde kaç? 2.50. 50'de. Yüzde kaç bu? 90. %100. Şimdi bu şüphesi ortadan kalkabilir. Ama şimdi bunun bir mevzu hakkında X, Y, Z, lambda. Tamam mı? Topla. Bunu şüphesi yok. Zanı aşağıda olur. Bu en zirve ölçüler. Senin bu sefer Rabbini ve ahiret ölçünü şu ortalamadır. Bulduğun sayıyı dörde böleceksin. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi haşir ama cehaleti var seviyesi. Cehaleti ne kadar? Kuşların dirilmesinden bu cehaleti tamam mı? Bu cehaleti %100'e vuruyor. Ama gene kalkmıyor. Gene bilgi bu. Bilgi oluyor. İlim ise edile-i şeriye vurduğun zaman o ebiklerden geçiyor. İlime dönüşüyor. Ha ilim oradan başlıyor. Yani şu. Şöyle yapayım bak. Bu dört maddeye edille-i şer'iye taalluk ederse ki miktarı derecesine göre ilim olur. Peki ilim bitti mi? İlim daha başladı, yeni başlıyor. Ha, o peygamberler buraya geldi. Tam değerleri aldılar. Peki zanlara kalktı mı? İlime geldi daha. İlim ne? Gazali'ye göre nereden başlar? Bilinmeyenden başlar. Ben bilmiyorum dedim. İlim merdiveninden başladı. Buradan başladı onlar. Biz hala burada boğuşuyoruz. Sorusu olan var mı? Arşa kadar mı? Bu arşa kadar. Bilim. Evet. Bilimden sonra? Arşa, lef-i mahfuz. Lef-i mahfuzdan sonra ilim yoktur. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, lef-i mahfuza kadar ilimdir. Çünkü kaynağı o. Lef-i mahfuzdan geçtikten sonra hala ilmi şeylerden bahsediyorsa, ondan sonra hala konuşuyorsa orada değil. Hala zandadır, hala berktedir oluyor o zaman. Evet, Burak'tadır. Evet. Hala şeydedir. Şeyden abi, arşta peygamber aleyhissalatü vesselam, berkten... Berk mi, Burak? İşte Burak'ı değiştirdi ya. Yani Defref oldu. Orada artık bilgi yok, dima yok, başka bir sistem var, çekirdeğin içinde. Yani ağacın dalında, yaprağında, çiçeğinde değil, direkt çekirdeğin... Her şeyin o konuda, yani dahilde abi, hali çok orada, afat yok. Aynen. O sayfaya döner misin abi bu sayfaya? Geldi. Aferin olsa. Şimdi burada cevherler alemi. Burası cevher. Arkadaşlar, burada zan buraya kadar. Kurbiyet oluyor aslında. Tabii kurbiyet burası. Yani kurbiyet de diyebiliriz. O zaman şuraya da yazayım. Ya
Yani daha güzel yazılacak bu harita, şey, tahta tam ayarlanmamış şey, kafa. Tam ayarlanmamış. Onun için elinde kalemde, yoksa böyle birbirine girmez. Şimdi bak kurbiyet, şurası akrebiyet. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar geldi. Ama öyle bir zan ki, öyle bir zan ki, öyle bir iman etti ki zanlı ile aynı. Onun için böyle bir gittiği yerde gördüğü o alemler var ya, gördüğü zaman şaşırmadı diyor. Yani gözünü gördüğünü kalp yalanlamadı. Öyle iman etti, etmiş. Tabii diyor. Böyle zaten, böyle olacak. Böyle bir iman etmiş galiba. İman galiba ya. O zaman Hasan abi, zan aslında yok olmadı ama stabil oldu. Harika. Zanı tasdikle. Fakat burada elbise değiştiriliyor kardeş. Raf. Sistem değişiyor. Bu kurbiyetti. Peygamberliğin kendi yakınlığı. Bundan sonra refe bindi. Ref. Tamam. Ondan sonra buraya kadar ref. Ondan sonra akrebiyet ilahi. Artık orada İmam Rabbani Hazretleri diyor ki ilim burada bizim diyoruz. Kelamına kadar. Kelam bu. Kelam. Buraya kadar. Kelam. Burada rüyet. Şimdi burada olana kadar konuşursun diyor. Bundan sonra ben buralardayım, arş-ı azamdayım diyor. Konuştun mu? Orada değilsin, dip aşağıdasın. Yazıyordur. Çünkü beyim. Orada yok. Ha? Yazıyordur orada. Burada bu her şey burada yazılıyor. Yok, orada bir şey yok. Artık burası ruh cebeli. Cebeler hali. Artık akrebiyet. Şöyle başka bir şey var mı? Akrebiyet şuraya yazayım da yazabilirsem. İnşallah gelecek cumartesi bunu erlattırırız da. Akrebiyet. Burada peygamber, işte size dedim ya, ayağımızın altı atom, takke, burası, Allahu Ekber, bu diyor. Allahu Ekber deyince bu bütün alemleri kastederek söylüyor. Çünkü temsilcisin. Ay ben onu hatırlamadım. Hatırlamıyorum. Lan sen yurt dışına devlet gönderdiği zaman, bir şirket gönderdiği zaman her an hatırlamana gerek yok. İşin ne odaklanmışsın? Zaten devletin ve şirketin adamı olduğunu her an hatırlamana gerek yok. Zaten o unvan altındasın. Sen ister hatırla, ister hatırlama. Allahu Ekber. Bütün alemler adına söylüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 7 tane ayet var ya, Fatiha. Elhamdülillah Rabbil'in nereye kadar olduğunu şey yaptım, buldum. Allah nasip etti. Errahmanirrahim. Onu buldum. Bir ara onu şey yaparız. Çünkü saatim çok geçti. Ondan sonra ders dönüyor, tamam mı? İyyâke ni'budu ve iyyâke nestaîn. O şey dönüyor. Rububiyet üzerinde dönüyor. Buna girmeyeceğiz. Şimdi burada soracağınız var mı? Kaçıyorum, dikkat edin. Çünkü dayanamayacağım, kaptıracağım çünkü. O bizim zaaf noktalarımız. Buralar benim şeyim yani. Bak arkadaşlar, ha buradayız, tamam mı? Sen ha buradasın. Yani şuradayız. Ya Allah aşkına, buradaki basitçeyle, oyuncaklarla oyalanılır mı böyle bir alem? Cennet bile burada ya. İsteğine ver onu diyormuş, tamam mı? İsteğine ver onu. Bana seni gereksin. Ondan sonra Esma var. Ay. Esma. Yani burada oyuncaklarla uğraşılır mı ya? Çünkü zaten dişini sık yani. Az kaldı öleceksin. Değer mi ya? Az kaldı. İnanın şaka demiyorum. Dişini sık. Zaten yakında öleceksin ya. Ben de öleceğim de. Sık yani her şey. Aslına dönecek. Suretten çıkacağız. Ölüm suretten hakikate dönmektir. Ne korkuyorsun? Namaz kılmamaktan kork.
kitap okuyamam. Zübeyir abinin sözü diyor ki, ölümden değil, kitap okuyamamaktan kork. Davan yok, namaz yok, televizyon fırına gidiyor, haram helal yok, şu yok. E tabii ki sen korkmayacaksın, haber mi korkacaksın? Namazın var, davan var, bizden konuşalım. Derslerimiz var, kitap okuyoruz. Lan Allah aşkına ne korkuyorsun ya? Hayatını kabusa çevirdi miydi ki? Korkmuşun için vermiş. Benden kork dedi Allah, hadiste şeyde geçiyor. Kur'an'da diyor ki, benden kork. Allah'tan korkma nispetinde Allah'ın dışındakilerle korkmayız. Kabir Allah'ın dışındadır. Allah'tan korkma nispetinde Allah'ın dışındakilerle korkutmaz seni. Hani diyor ya bir hadiste, dinimi dert edinenin derdini üzerine alırım. Benden korkuyorsa ki, hakkıyla ki ona göre adım atıyorsun, o zaman korkulacak şeylerden seni emin eder. Korktuğumuzdan emin eder. Hatta şöyle diyorum ve duamız olsun. Ya Rabbi, Allah'ım, bu dersin hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, amin, peygamberin hürmetine, amin, amin diyenlerin imanının hürmetine, amin, haşir meydanında ya Rabbi, tek bir şey söyleyeceğiz Allah, haşir meydanında bunu niye yaptın, bunu niye dedin, bunu niye yapmadın, bunu niye demedin, itaplı sorusunu ve fiilini dünyada nasip etme. Amin. El Fatiha.